Beşiktaş-Malmö karşılaşması için artık geri sayıma geçti. Saat 18.30'da erken bir saatte oynanacak. Furkan Yıldız da Dolmabahçe'de, sözü kendisine bırakalım. Koray Baloğlu, çok teşekkürler. Dolmabahçe'den ben de hem size hem de konuklarınızı mutlu günler, yayınlar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde bu akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde Beşiktaş kendi taraftarı önünde İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Tabii ki siyah beyazlılarda son iki resmi karşılaşmada alınan mağlubiyetlerin biraz moralleri bozduğunu söyleyebiliriz. Bu akşamki Malmö maçıyla beraber Beşiktaş tekrar bir çıkış yakalamayı, bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor olacak. Kadro konusunda merak edilen çok fazla tabii ki detay var. Sakat isimlerin son durumunu hepsini tek tek aktarmaya başlayalım. Bu akşam Giovanni van Bronckhorst'un tabii kadro konusunda özellikle santrafor bölgesinde Immobile'nin sakatlığı sonrasında nasıl bir tercihte bulunacağı çok fazla merak ediliyordu. Biz kaleden başlayalım. Bu akşam yine siyah beyazların kalesinde kaptanlık pazobandı ile beraber Mert Günok görev alacak. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında bu akşam Jonas Svensson'un tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz. Kasımpaşa mücadelesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sağ bekte Onur Bulut'a görev vermişti. Onur da açıkçası performansı maç sonrasında çok fazla eleştirilmişti. Bu akşam tekrar sağ bek mevkisinde Svensson'u bekliyoruz. Sol bekte de tıpkı sağ bekte Onur'un performansı gibi yine Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında Arthur Masuaku'nun da performansı çok fazla konuşulmuş, çok fazla eleştirilmişti. Bu akşam özellikle savunmanın merkezinde Gabriel Paulista'nın tekrar 11'e dönmesini bekliyoruz. Partneri Felix Udokai olacak. Sol bekle de Emirhan Topçu'nun bugün Masuaku'nun yerine maça başlama ihtimali oldukça yüksek. Biraz daha Giovanni van Bronckhorst'un özellikle Emirhan Topçu'nun Masuaku'yu öğrenme savunma meziyetleri, savunma becerisi biraz daha yüksek olduğu için bu akşamki Malmö mücadelesinde daha dengeli bir oyuncu profilinde olduğu için Emirhan Topçu ile maça başlamasını bekliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Uzun süren bir adale sakatlığı yaşamıştı Gabriel Paulista. O da bu özellikle Kasımpaşa maçından sonraki süreçte iki antrenmanda da takımla çalışmaların tamamında yer aldı. Ve bugün o da tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz. Geçelim orta sahanın merkezine. Şerendur bugün aslında El Musrati'nin de olmadığı süreçte formayı kapmış, sonrasında ortaya koyduğu performansa formayı çok da bırakmaya niyeti olmadığını göstermişti. Tam anlamıyla aslında tabiri caizse Giovanni van Bronckhorst'un da prenslerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şerendur'un partneri El Musrati olacak bugün. Onun da uzun süren bir sakatlık süreci olmuştu. Son 4 resmi maçta sadece 25 dakika görev aldı ve ek olarak son 2 maçta hem derbide hem de Kasımpaşa karşısında da El Musrati'yi hiç değerlendirmemişti Giovanni van Bronckhorst. Bugün onun da 11'e dönmesini bekliyoruz. Önlerinde biraz daha rakip kaleye yakın Jason Fernandez. Hücumda ise bugün sağ önde Rafa Silva. Solda bugün Ernest Muçi'yi bekliyoruz. En uçta ise en çok merak edilen nokta belki de Immobile'nin olmadığı bu bölümde ve bugünkü Malmö maçıyla beraber teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 9 numarada Semih'i değerlendirme ihtimali bu saat itibariyle çok daha yüksek görünüyor. Bugün için Malmö maçı özelinde bunu söyleyebiliriz. Stat çevresinden biraz detayları aktaralım. Tabii ki hafta içerisinde olması ve açıkçası erken de bir saat olmasından dolayı bizler için de farklı bir deneyim, farklı bir tecrübe, taraftarlar için de farklı bir tecrübe aslında bu akşamki Malmö mücadelesi. Şu an için stat çevresi saat 15 itibariyle biraz sakin. İlerleyen saatlerde biraz daha özellikle mesai saatinin de sona ermesiyle beraber Beşiktaş stadyumu çevresinde kalabalığın da daha da artmasını bekliyoruz. Stadyumda da bugün kısmen boşluklar görebiliriz. Son haftalarda özellikle Beşiktaş'ta iç saha maçlarında çok iyi tribün ortamı, iyi bir atmosfere şahit olmuştuk ama bugünkü Malmö maçının az önce ifade ettiğim gibi hem hafta içerisinde olması hem de biraz erken bir saat olmasından kaynaklı stadyumda bu akşam kısmen boşluklarda görmek mümkün olabilir. Havadan da bahsedeyim. İstanbul'da açıkçası stat çevresinde özellikle Beşiktaş'ta şu an için güzel bir hava var fakat zaman zaman rüzgarın etkisini hissettirdiğini görüyoruz. Bu akşam maçı tribünden takip edecek
yok olan futbol severlere de biraz hazırlıklı ve sıkı giyinmeleri yönünde ufak bir tavsiyede bulunmuş olalım. Biz gün boyu buradan Dolmabahçe'den Beşiktaş Marmara maçı için tüm detayları, tüm gelişmeleri ekip arkadaşım Özkan Şafak'la beraber aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve eğer bir sorunuz yoksa ben tekrardan sözü size bırakayım Koray Baloğlu. Sorunuz var mı? Sadece bir dileğimiz var. Hem Furkan'a hem de oradaki bütün Beşiktaşlara ben başarılar diliyorum. Furkan 3 puanı almadan gelme. İnşallah hocam. Evet. Evet, tüm takımlarımıza başarılar. Furkan kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda yine bağlanacağız zaten. Dolmabahçe'de son durumu, ambiyansı size aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim.